Hoş geldiniz. Oğlum ne lan bu tip? Sen şey değil miydin? Makam koruması olan... Makam korumalarına ne iş koyayım? Buna evrildin. Ne oldu lan? Dilan Polat'ın korumasına dönmüştün. Bıraktım şoförlüğü. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi yine Sultanahmet'teyim. Orada takılıyorum genelde. Normal memur mu? Yok, sivil. Bu şekilde sivilsen daha fazla dikkat çekiyorsun. Hazır mıyız? Gayrimeşru hazır mısın? Boğazlı kazan, kirli sakalın, jöleli saçların mı? Neredesin? Şanlıurfa. İnşaat mı? Yoksa otopark mı? İnşaat, galeri. Başka? Gayrimeşru bir şeyim yok. Bakayım, inşaatta galeri var daha ne olsun. Hoş geldiniz. Önde çok güzel kızlar varmış lan. Arkada ben çürüdüm. Geliyorum. Abi sana emanet kızlar, geliyorum. Tam da en ırz düşmanı emanet ettim. Tam bu 80'li filmlerde emanet etmeyeceğin adam var ya bu bak. Geliyorum, gelim. Hanımla da gelmişsin. Hanımla değil mi? Maalesef. Ne iş yapıyorsun? At kuyruk. Pastacıyım. Nerede? Biga'da. Yurt dışından falan mı geldin yoksa hep burada mıydın? Hep buradaydım. Size de özel pastalar getirdim. Bak bugün doktordan geldim sabah. Hayvan gibi kolesterolüm yüksek. Sen o pastayı ye, ne kolesterol kalacak ne bir şey. Tam bir bilim insanı, görüyorsunuz değil mi? Kaç tane getirdin pasta? Bütün ekibi, hatta buraya bile yetebilir. Çok mu ucuza malzeme kullanıyorsun? Ben kendim pastacıyım. İyi de abi malzemenin fiyatı belli. Senin canın şeyin, aile mücevheratların sağ olsun. Ne olacak? 40 yılın başı sana gelmişiz. Peki bir şey söyleyeceğim. Elimiz boş mu geleceğiz? Sadece pasta getirmedim. Bir saniye. Pastacı sakin ol. Yenge, biz konuşurken sen de üstüne krema sürüp yalar mısın? Sık sık yapıyor. Yapıyorsunuz değil mi? Bir alkışlayalım. Çiftsiniz mi? Evet. Özellikle fasulye tanelerinden yapılmış kolyeni çok beğendim. Böyle protein önem verdiğin için mi yoksa daha güzel? Ne iş yapıyorsunuz? Boy uzatma ameliyatları yapan bir doktorun asistanlığını yapıyorum. Biz bacaktan boy uzatıyoruz. Kaç santim uzatıyorsunuz? Bu üst kemikten 8 santim, buradan 7 santime kadar uzatıyoruz. 15 santim toplam. 3 ameliyatta 20 santim ve daha fazla uzayanlar da var. Abi bu bir yalan bence. Gerçek. Yok, gerçek. Kanıt olarak gösteririm, hemen röntgenleri göstereyim. İleride bunun problemleri oluyordur, eklemde meklemde bir şeyde. Uzun dönemde oluyor ağrılar. Şey diyorsun, o sırada biz ödemeyi almış oluyoruz. Ameliyattan önce alıyoruz. Güzel, mükemmel yöntem. Yani bir nevi onlara eklediğiniz boy kadar bir de onlara girmiş oluyor. Yabancılar olduğu için genelde onlara çok girmiyor ya. Oğlum girmez, sağlıktan bahsediyorum ben. Onun için daha önemli uzun olmak sağlığından ziyade. Ne kadar kısaltıyor ömrü veya ne kadar sakat kalıyorsun? Öyle kısaltıyor vesaire diyemem. Boyunu uzatıyor, hayatı kısalıyor, önemli değil. Bir 6 ay kadar sakat kalıyor çünkü her gün 1 milim 1 milim uzatılıyor, kemik kırılıyor vesaire. Zor, ağrılı bir süreç. Ama sonuca baktığı zaman yani 6 ay hiç önemli değil onun için. Yenge, şu fasulyelerin devamı gelsin diye. Mesleğini gömdüğünü düşünerek araya girdi hemen ama onun öyle değil, çok daha iyi oluyor sonra. Hayır, hastalardan yani herhangi bir şikayet almadığımız için şu ana kadar, o yüzden problem yok. Kral, sempatik görünüyorsun, o yüzden çok yüklenmeyeceğim ama bence şu çocuk sizden daha az gayrimeşru şu arkadaki. Bu ameliyat birçok ülkede yasa dışı ama Türkiye'de hala tartışılıyor. Aa! Çük de uzatıyor musunuz? Doktor arkadaşlar var uzatan, üroloji uzmanı. Öyle durumlarda bak, kandıracaksanız birini, elleri büyük bir doktor diyecek ki... Boyutu ufak. Sonra after'da da elleri minicik bir doktor gelecek ve diyecek ki... Maşallah. Şampiyon gibi hissettirecek. Efe öyle yapmışlar. 7 santimle çok mutlu mesela. Geçen erkek dergisinde onu okuyordu. 6 santimden kısa değilse kısa değildir. Oley be dedi. Pastan geldi mi? Nerede? Çocuklara teslim ettim. Kaç tane aldın? Bir tane 40 kişilik yaptım. Bir tane sana özel yaptım. Araya kuru pasta yaptım. Canlar, arada kahve ikram edeceğiz ya. Kuru pastaları onun yanında ikram edin. Süper. Ama biz normalde çikolata ikram ediyorduk. Çikolatadan daha güzel. Şöyle bir şansınız var. Çikolatayı beğenmedin, sahibini bulamazsın. Ama bunu beğenmedin, burada bilirsiniz isterseniz. Yönetmenimizin önerisi var. Bigalı pastacı abi. Neydi Bigalı abi? Habib. Ha! Habib mi abi? Ne demek Habib? İşte sevgili demek. Sana sevgili demek çok rahatsız ediyor beni. Niye? Eşim bayılıyor bu ki demeye. Sence fark yok mu ikimizin arasında?
Ölür müsün bir kere desen ne olacak? Ya eşinin başka yaptığı şeyleri de ben yapamıyorum ya. Yapmak istemiyorum. Tabii ki. Abi yalnız senin adını krem şantiyle yazmak istiyorum. Yaz. Tabii ki. Ve Hakan üstüne. Yani bunlar varken olursa olur. Hakan yok, o da çok meraklı abi, sen de. Senin de iffetliliğin tuttu. Abip de şey, çıkar hadi geliyorum demedi ki. Çocuk var mı? 3 tane. En çok hangi çocuğunu seviyorsun, oradan başla. Oğlumu seviyorum ama çok it. Ama ben şunu diyemiyorum, yolda mı bulduk deriz yani. Ama ben yolda buldum. Nasıl yani? Yolda tek başıma doğurdum çünkü onu. Nasıl kıyabilirim ben ona? Ben ebesiyim. Ben babasıyım. Çocuğum ne ebesi? Nasıl kıyabilirim? Sen mi doğurdun? Peki hocam cinsel hayatı bitmedi mi? Olur mu? Bilakis faydası oldu. Eşin doğumuna girer misin diyorlar ya. Benim imkansız yani. Helal olsun sanırım. Senin libidon hepimize aşık. Sen Efe'yi de geçtin. Heykelini yaptırmak lazım şu an. Efe'nin eline su dökemem. Kral, Efe doğuma falan giremez. Yani girse de çıkamaz. Ben de giremem. Ama biz mecbur. Hayır, mevzu mecbur kalması değil. Mevzu adamın düşmeyip yükselmeye devam etmesi. Helal olsun, takdir ediyorum seni. Nasıl bir libidon var inanamıyorum yani. Ben senin gibisini ilk defa görüyorum. Nasıl hayatım? Bunun getirdiği pastadan krem al olanları ben yemiyorum. Ben vallahi yemek istemiyorum. Kremasız varsa çikolatalı sadece onu yiyebilirim. Kremalı mı pastalar? Çikolatalı. Kremalı sevmiyorum. Bak ciddi söylüyorum. Beyaz herhangi bir şey varsa pasta yemiyorum. Fantezini anlatır mısın hayatım? Bizim orada böyle dağlık falan, buzul göller falan. Ben oralara gittim böyle hepsinde. Birkaç deneme yaptım ve başarılı oldum. Ne denemesi? Hangi denemeden bahsediyorsun? Birlikte mi oldun orada? Tabii ki. Eşinle mi? Tabii ki. Hayır. Hayır. Ben pastanın çikolata olanları da yemiyorum. Ya hiçbirini yemek istemiyorum. O ellerle... Senin fantazin şey, public yani. Bir ağacın... Ağacın üstünde. Evet. Yaşadın mı peki bunu? İşte onu istiyorum, bir o kaldı. Bir akışalım. Evet, ayağına sağlık. İyi ki yazdık seni. Var mı fantazin hayatım? Bitti zaten. Evet. Hoş geldin. Adın ne hayatım? Tuğba. Ne iş yapıyorsun Tuğba? Kafem vardı, kapadım. Neredeydi kafem? Tekirdağ'da. Ne kafesiydi? Yani okulun yanında böyle poğaça börek. İyi iş yapıyordu, niye kapadın? İş yapmıyordu, kötüydü. Ama okulun yanındaydı. Yani okul pasifti. Aktif bir okul bulmalıydı. Keşke benim okuluma gelseydin. Biz aktifiz. Bizi anlatmak istediğin bir şey var mı? Aslında yok da sen çok zayıfmışsın. Ekranda şişman gözüküyorsun. Oğlum ekran 5 kilo koyuyor. Ama seni sadece aşağıya koymuş. Onu bir gün konuşuruz. O aktif bir üniversiteden mezunum ya, oradan kaynaklanıyor. Sen hep pasif görmüşsün, aktifler benim gibi görünür. Çok Efe, gel biraz aktif görsün meydan. Serhat gelsin. Serhat, kuzenim var, halamın oğlu. Sana shaking yapsın. Evet, yapsın. Abla her şeyi de kabul ediyorsun ha hiç. Biraz uzaktaymış geldi. Kız arkadaşı geldi değil mi? Çiçeceğim bunun da her ilişkisi. Sürekli manitası geliyor çıkışta. Lise mi lan bunun? Nereden geliyorsun? Harran'dan mı geliyor? Serhat nereden geliyorsun oğlum? Montla Oğlum sen en soğuk havada daptar şey giyen adamsın, sweatshirt. İlk defa seni montla görüyorum. A blokta bir sıra baktık da senin için. Kimle baktınız? Kız arkadaşınla mı? Buyurun abla. Benim kuzenim. Aktif. Benim dayıları ara, onlar da gelsin bir görünsün. Ne zaman aktif istersen numarayı arıyorsun Serhat'ı. Sana bir aktif gönderiyoruz, okey mi? Evet, Serhat'ı bir akışalım, eyvallah kardeşim. Duvarların dili olsa seninle ilgili ne söylerdi? Ah geceler. Böyle saçma sapan cevaplarla geçiremez. Daha demin soruya cevap verecektin galiba. Sen at kuyruk. Sana devam. Sana devam. Evet. Polis işte abi, görüyorsunuz değil mi?
Bir güvende hissetmediniz mi kendinizi? Tam bir kanun adamı. Arkamı aldım o yüzden. Aferin sana. Biraz daha sessiz olabilirsiniz diyebilirdi mesela duvarlar bana. Bir alkış. Duvarların dili olsa ne derdi? Bana bir koca lazım, o da bu gece lazım. Derdi duvarlar. Derdi bence. Niye bu gece? Her gece o bu gece. Serhat'ı çağırın. Ben duvar olurum bu akşam. Konuş bakalım. Bir gece kız arkadaşımla dışarı çıktık ama onunla daha yeni tanışmıştık. Erkek arkadaşımı da çağırmak istedim ama hiç gelmesini beklemiyordum. Çünkü Amerika'dan uzun bir uçuştan geliyordu. Tamam dedi ve ben de şaşırdım. Sonra daha erkek arkadaşım gelmeden kız arkadaşım erkek arkadaşıma böyle yavaştan yürümeye başladı. Oha. Dedi ki o şimdi gelecek bir 90 boyuyla seninki. Geldi işte benimki. Birbirimize içki falan ısmarlıyoruz. Sıra onda. Elinde 3 tane içkiyle geldi. Aa dedim, bir tanesini de böyle dekoltesine bastırmış. Benimkini verdi. Diğeri de kendi elinde. Bu da işte onun içkisi diye böyle uzatıyor. Memesinden. Mükemmel bir kadınmış. Hangi şeyde uçuyorsa ben beraber uçmak istiyorum. Benim ikramları da öyle getirse mutlu olurum. Ondan sonra benimki şu şekilde böyle bardağı almaya çalışıyor. O sırada kız daha çok böyle bastırıyor. Shot bardağı mı? Yani vodka bardağı da. Bir tanem vodka bardağı nasıl sığabilir oraya? Malzeme büyük. Küçükse sığar abi, büyükse sıkışır. Daha işte sıkışsın. Abi büyük bardak sığmaz oraya. Malzeme büyük, bardak değil. Eğer meme büyükse, bardak da büyükse nasıl olsun, girmez araya. Tam tersi, bardak ufak olacak ki büyük meme olsun. Bardak büyükse meme küçüktür. Konuştuğumuz matematiğe bak. Erkek arkadaşın yapması gereken tabii ki bakmamak ama eğer bakıyorsa da ağzıyla o bardağı alıp. En çok arzuladığın kişiye buradan ne söylemek istersin? Çok güzel soru. Yani bu ünlü de olabilir, ünsüz de olabilir. Acun abiyle bir maç yapmak istiyorum. En çok arzuladığın kişi Acun abi mi? Sen? Mine Tugay'la bir at çiftliği kurmak istiyorum. Şey de Mine'cim, seninle bir at çiftliği kurmak istiyorum de şuraya da. Mine'cim, seninle bir at çiftliği kurmak istiyorum. Bana bakma oğlum, ben Mine miyim? Kesintisiz oraya bakarak söylüyorsun. Mine'cim, seninle bir at çiftliği kurmak istiyoruz. Mine'cim, seninle bir at çiftliği kurmak istiyorum. Detayları inşallah yüzde konuşuruz. Mine Tugay buna düşer. Bir akışlayalım. Söyle hayatım. Futbolcu bir sevgilim var. Sözlüyüz hatta. Seni çok seviyorum ve senden bir çocuğum olsun istiyorum. Artık buna karar verdim, evet. Ama bir şey diyeceğim. Demin şey diyordu, bana bir koca lazım, bu gece lazım diyordu. Bu nasıl bir tutarsızlık? Bir alkış! Yüzünüzü var mısınız? Adam dedektif. Ondan hiçbir şey kaçmaz. Bu adam kanunun simgesi. Şu güvene bak, şu aslana bak. Adam hafiye. Sen kimle dans ediyorsun? Çak deme. Sizi çok seviyoruz. Eyvallah!